acayip utangaç. İnanın çocuklar çok utangaç. Siz bakmayın Mehmet'in bu hallerine. Bir kızla eskaza baş başa kalsa, pancar gibi bir suratla öylece kalır, iki lafı bir araya getiremez. Yalan mı oğlum, söylesene. Hayırdır Mehmet, bir şey mi oldu? Mehmet. Aa, ne oldu oğlum, nereye gidiyor? Oo, Gümüş, ne haber? Senin buralarda ne işin var? İyilik Mehmet. Tatil günü evde oturmayalım dedik. Kızımla baş başa gezmeye çıktık. Hmm, tatlım, merhaba. Merhaba canım benim. Sen gezmelerden yorulduğunda uyuyup merhaba kaldın. Burnun da kızarmış senin. Üşüdün mü yoksa? Biz seni fazla meşgul etmeyelim. Hem kızımla yapacak çok işimiz var. Sen kaldığın yerden sohbetine devam et. Hadi iyi günler. Canım benim. İyi günler. Hasta olan Doruk ya. Ben niye gidiyorum doktora? Kızım, babanla ben gidince sen kiminle kalacaksın evde? Kimseyle kalmam gerek yok ki. Ben yalnız kalabilirim. Hem ödevlerim bitmedi daha. Onları yaparım ben. Delirdin mi sen? Sen daha çok küçüksün. Bir başına ben seni tek başına evde nasıl bırakacağım ha? Ben büyüdüm mü yoksa küçük müyüm? Bir karar versen anne. Bir abla oldun artık. Koca kızsın diyorsun, bir küçüksün. Ben neyim ya? Pınar. Hı. Hayatım hani Doruk alev alev yanıyordu? Evet yanıyor. Ama derece seninle aynı fikirde değil. Bakalım, burada kaç yazıyor? Aa, ben 37 görüyorum. Bu da galiba ateşli olmadığını gösteriyor değil mi hayatım? Ben yalan mı söylüyorum? Daha demin alnına dokundum, alev gibi yanıyordu çocuk. Ne o Pınar, öyle alnına dokundum falan? Alnına dokunarak ateşini ölçeceksek bu derece ne işe yarıyor? Sen yanılabilirsin ama bu derece yanılmaz. Hayatım bak, endişeli olmanı anlıyorum. Ama oğlumuz gayet iyi. İçeride mışıl mışıl uyuyor. Bir burun akıntısı bu kadar abartılmaz ki canım. Yani doktora gidilmiyor değil mi? Hayır, gidilmiyor bebeğim. Yaşasın! Onur tamam. Yani ben belki olayı büyütüyorum ama... Ama ne olur bir doktora gitsek ha? Ne olur? Pınar, ne diyeceğiz doktora? Oğlumuz alnına dokununca ateşler içinde yanıyor. Ama bu aptal derece durumu inkar etti. Tamam, tamam. Bir aspirin versek kendine Onur gelir mi acaba? Aa, hoş geldin canım. Beni tanıştırmaya tenezzül bile etmedi Pınar. Düşünebiliyor musun? İnanamıyorum böyle davranmasına ya. Ya tamam, benimle bir bağ kalmayacak, anlıyorum da. Ben hala çocuğun annesiyim. Hadi beni hayatından çıkardı. Ya çocuğu ya kızı? Meleğin suçu ne ki? Onu da tanıştırmadı. Gümüş, bir saniye dur. Anlamadım şimdi. Bir nefes al. Kim kiminle tanıştırmadı seni? Kim olacak Mehmet Efendi? Arkadaşlarıyla bizi tanıştırma zahmetinde bile bulunmadı. Niyeyse. Vallahi hiç olmadı böyle. Oğlum insan tanıştırmaz mı? Ayıp oldu kıza. Evet ya, çok ayıp oldu. Öyle yabancı biri gibi. Hiç içime sinmedi. Ne biçim adamsın sen ya? İnsan bu benim karımla kızım demez mi? Biz de öyle mal gibi iyi günler falan dedik. Bak, hepimizin içine dert oldu. Tamam arkadaşlar, çok uzattınız. Adam diyor işte, ayrıldık. Yakında da boşanacağız diye. Sağ ol Zeynep ya. İnsan böyle durumlarda bazen ne diyeceğini, nasıl davranması gerektiğini doğru düşünemez. Olur böyle vakalar. Üstüne gitmeyin artık. Ortak? Var mısın eski günlerdeki gibi üst üste strike yapmaya? Fatih bana çok güvenli. Çok uzun zamandır bowling oynamıyorum. Desene Melih, bu oyunun galibi şimdiden belli. Hadi usta. Hemen kalkıyor muyuz ya?